أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين السعيد بالله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك كما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قام ليلة القدر imanen ve ihtisaba gufira lehu ma taqaddama min denbih. Sadaka Rasulullah ve nataqa Habibullah. Dilsizlerin haberini kulaksız dinleyesi. Dilsiz kulaksız sözün can gerek anlayası. Dinlemeden anladık, anlamadan eyledik. Gerçek erin bu yolda yokluktur sermayesi. Gerçek kulun bu yolda yokluktur sermayesi. Cenab-ı Hak her gecemizi kadir, her gördüğümüzü hazır bilmeye bizleri muvaffak eylesin. İmam-ı Beyhaki'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabının huzurunda bala çalınmış sohbetlerini icra ederken Beni İsrail'de yaşayan bir abitten, bir zahitten, bir kuldan bahseder. Rubiye ennehu aleyhisselam zekera İsrailiyen yelbesü silah fi sebilillah elfe şehrin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ve bize Beni İsrail'den hak yolunda olan, hak peygambere iman eden Musa aleyhisselama canı gönülden bağlı olup hayatını bu yola vakfeden bir kuldan bahseder. O kul ki yelbesü silah fi sebilillah Allah yolunda beline kılıcı takar. Maksadı Allah için öldürmek değildir. Nitekim yıllardır bu ümmete İslamiyetin, Müslümanlığın en zirve noktasının Allah için öldürmek olduğu telkin edilmiş. Müslümanların bir kısmı da farklı isimler ve tercihler, farklı sebepler ve cehaletlerden buna kanmış ve buna inanmış. Önünde ardından gidilecek büyüğü olmayanın her söze inanması maalesef mümkündür. İyi Müslüman olmak için başkalarını katletmenin, başkalarını yok etmenin doğru olduğuna inanan insanlar elindeki kılıcı maalesef nefisleri için kullanmışlardır. Halbuki İslamiyette en yüce mertebe İslam için yaşamak, İslam'ı yaşamak ve İslam için insanlığı yaşatmaktır. Nitekim Hazreti Ali radıyallahu an Hayber Kalesi'ni fethetmek üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kendisine kılıç teslim edilince Zülfikar Hazreti Ali'nin elinde zaferden zafere koşup cesaret destanı icra ederken bir an asıl gayesini unutur gibi olur. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam onu yanına davet eder ve Hazreti Ali'ye unutulmaması gereken şu tembihte bulunur. Ya Ali, velledi nefsü Muhammed'in bir yedi. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, le en yuhda bi ke rjulun waheed, khayrun leke min humrun Ey Ali! Allah'a yemin olsun ki senin elinle binlerce Yahudinin, Hristiyanın veya gayrimüslimin katledilmesi değil, onlardan birinin İslam safına geçmesi senin dünyadaki bütün kızıl develere malik olup onları hak yolda tasadduk etmenden daha kıymetlidir buyurur. Yani bize İslamiyet yaşatmayı öğretir. İslamiyet bize Allah'la buluşmayı öğretir. İşte bu zatta Beni İsrail'den beline silahı kuşanır ama hakikatin önüne çıkacak cebbarları hakikatin önüne çıktığında sözde ikna olmayanları ortadan kaldırmak, manileri izale etmek için, belki Allah'ın kelamına gönülleri fethetmek için beline silahı koymuş, yola çıkmış. Elfe tam bin ay evinden yani yaklaşık 83 sene hanımından, çocuğundan, ailesinden, vatanından, yatağından uzak kalmış. Derdi ne? Derdi gittiğim her yerde, her bastığım toprakta Allah'ın ismi anılsın, insanlar Allah desin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beni İsrail'de hayatını hak yoluna vakfeden bu insandan bahsedilince sahabe-i kiram fe acibel müminun müminler tacip etmişler. Ve tekasarat ileyhim a'maluhum ve kendi 60 senelik 70 senelik ömürlerinde yaptıkları ameller gözlerinde küçük görünmüş. Çünkü bir mücahit tebliğ maksadıyla evinden çıkan bir insan her saniyesi Allah yolunda olduğu için her nefes alışında ve verişinde ona ibadet sevabı yazılıyor. O yolda çektiği her zahmet mükafata muhatap oluyor. Her korku, her sıkıntı, her meşakkat her yorgunluk hatta uykusu bile Allah yolunda seyir anlamındadır. Böyle olunca kendi evinde sadece ibadet eden beş vakit namaz kılanla kıyas edilmesi mümkün değildir. Sahabe-i kiram bunu gayet iyi idrak ediyor ve Sarat ilehim a'maluhum hepsi bu adamın mücadelesini görünce amelleri gözünde küçük görünmeye başlıyor. Eğer İslam davasına hizmet etmenin hakikati buysa, Allah bizden böyle bir fedakarlık istiyorsa, bizim halimiz ne olacak demeye başlıyorlar. Kul in kana abaukum ve ebnaukum ve azvacukum ve asiretüküm ve meahlün iktaraftumuha ve ticaretun tahşavne kesadaha ve mesakinu faradunaha ahabbe ileykum minallahi ve rasulihi ve cihadin fi sabilihi eğer diyor Allah celle celaluhu babalarınız evlatlarınız eşleriniz kabileleriniz ticaret mallarınız evleriniz, meskenleriniz Allah yolunda cihat etmekten size daha sevimli geliyorsa, bunlar sizi bırakmıyor Allah için iş yapmaya, o zaman feterabbesu hatta ye'tiyallahu bi emri bekleyin Allah sizin hakkınızdaki emrini yakında gönderecektir diyor. Bu ayet beni çok düşündürmüştür. Dünyanın farklı yerlerinde Müslümanlar ezilirken, çizilirken, dövülürken, tahkir edilirken acaba biz niçin bir şey yapamıyoruz? Niçin yerimizden kıpırdayamıyoruz? Gerçekten biz korkak mıyız? Gerçekten Allah'ın bu davetine kulağımızı tıkadık mı? Sonra belki bir mazeret olarak, belki bir çıkış yolu olarak hatırıma şu geldi. Azıcık gönlüme su serpecek şu cevap geldi. Bugün dünyanın farklı yerlerinde Müslümanların ehli küfürle farklı sebeplerle, şekillerle mücadeleleri var. Ama hangi bayrağın kimin bayrağı olduğunu bilemiyoruz. Suriye'de, Suriye'de Esed'e karşı mücadele edenlerin, İran'a karşı mücadele edenlerin, Amerika'ya, Rusya'ya karşı mücadele edenlerin gerçek niyetlerinin ne olduğunu bilemiyoruz. Kimden destekleniyor? Sırf vatan müdafası mıdır? Bayrağı elinde taşıyanlar acaba birileri tarafından kullanılabiliyor yoksa sadece Allah rızası için mi? Bunlara karşı, bunlarla ilgili çok net bilgilerimiz olmadığı için ister istemez zihnimizde tereddütler oluşuyor. Kendi kendimize diyoruz ki zerre kadar imanı olan, ardından yürünecek bir yiğit gördüğünde inanıyoruz ki zerre imanı olan da yatağını terk edecek, evini terk edecek, vatanını, malını, dükkanını terk edecek. Nitekim 15 Temmuz'da bir teşvikle beraber genciyle, ihtiyarıyla, açığıyla, kapalısıyla bütün insanların sokağa dökülüp 224 kişinin can vermesi ve binlerce kişinin gazi olması gibi. Allah ardında yürünecek liderler, ardında yürüyecek önderler, ardında yürüyecek ömerler bize nasip etsin. Amelleri onlara az göründü. Böyle olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme düşündüklerini izhar ettiler. Ya Resulallah, bizim halimiz ne olacak? Dikkat ediniz. Kadir gecesi, önümüzdeki Kadir gecesini hak etmek için önce Kadir gecesinin bu ümmete hangi sebeple bahşedildiğini doğru anlamak lazım. Bu niyetle, bu hazırlıkla, bu düşünceyle Kadir gecesine mülaki olmayacaksak, kavuşmayacaksak Kadir Gecesi bizim için bir anlam ifade etmiyor demektir. Kadir Gecesi'nin bu ümmete lütfedilmesinin sebebi kendilerinden daha fazla 83 sene aralıksız Allah yolunda cihat eden Beni İsrail'den bir kulun, bir Müslüman'ın, bir müminin amellerine özenmekten kaynaklanmıştır. Sahabenin derdini görüyor musunuz? Onlar oturup şunu tartışmadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 20 rekat kılmış. Az acaba biz teravihi 8 kılsak olur mu? 4 kılsak olur mu? Hiç kılmasak olur mu? Cemaate gitsek gitmesek olur mu? Sahabe bunu tartışmamış. İbadetlerden nasıl kurtuluruz bunu tartışmamış. Zekat vermekten nasıl kendimizi kurtarırız bunu tartışmamış. Bunun hesabını yapmamış. Kendilerinden daha fazla İslam'a hizmet eden 83 sene cihat eden bir adamı duydukları zaman hepsinin yüreği yerinden çıkacak gibi olmuş. Kendisini küçümsemiş, amelini küçümsemiş. Ne pehlivanlar var. Biz onlardan biri olamayacak mıyız? Ey Allah'ın Resulü diyerek Resulullah'a müracatta bulunmuşlar. Allah Resulüne söylenen ve içlerini kaynatan, yüreklerini sızlatan bu talep, bu temenni, bu üzüntü Hazreti Allah'ı gayrete getirmiş. İşte bizim gecelerimize, gündüzlerimize, saniyelerimize, dakikalarımıza nasıl bin firavun, bin nefis, bin ejderha sığdırmışsak asıl yapmamız gereken bizim ömrümüze, ramazanımıza, orucumuza teheccüdümüze, zikrimize, kelime-i tevhidimize sahabenin yürek yarasını sığdırmak borcundayız. Eğer onların çektiği sancıyı kalbimiz çekerse, onların tefekkür ettiği karı menfaati zihnimiz tefekkür ederse o zaman bizim de gönülümüz, bizim de imanımız arşın fevkindekileri gayrete getirecek. Biz de Allah'la aramızdaki perdelerden kurtulacağız. Hz. Resulullah ve sahabesi böyle düşündükleri için Allah'ın gayretine dokunmuş. Bir tarafta eşrefi mahluk olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer tarafta bizzat kendisi tarafından küntüm hayra ümmetin uhricet linnas diye taltif edilen bir ümmet. Şimdi Allah'ın kapısını çalıyorlar. Ey Allah'ım biz beni İsrail'den birisi kadar olamayacak mıyız? Başımıza Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir peygamber koydun. Bizi de ümmetlerin en hayırlısı diye ilan ettin. Bize ümmetlerin en hayırlısı olmasının da kapısını açar mısın demişler ve Allah'ın gayretine dokunmuşlar. İşte bu andan itibaren Fa'tu Leyletel hiye hayrun min muddeti zalikel gazi 83 sene Allah yolunda yani bin ay Allah yolunda cihat eden o gazinin yaptığı ibadetten daha fazla kazanacakları Kadir gecesi onlara ve bu ümmete bahşedilmiş. Şimdi Kadir gecesi tamam. Allah Celle Celaluhu Gökten yağmurunu, rahmetini indirse. Ama siz tarlanızı örtseniz veya tarlanıza yağacak yağmuru kullanılacak şekilde muhafaza edemezseniz. Yağacak yağmurun size veya bize ne faydası var ki? Birileri üzerimize altın saçıyor. Cübbemizin eteğini uzatıp da Almak için bir gayret, bir çaba göstermedikten sonra başımızdan aşağı dökülen altınlar ne işimize yarar ki? Ayaklarımızın altına dökülmekten başka. Allah Celle Celaluhu işte bugünlerde belki her gece, belki 27. gecesi Kadir Gecesi olma ihtimali büyük. Böyle bir geceyi karşılarken, böyle bir geceyle buluşurken, yüreğimizde sahabenin sancısı olmalı. Ey Allah'ım ben 40 yaşına geldim, 50 yaşına geldim. Hala doğru dürüst bir namaz kılamadım. Doğru dürüst razı olacağın bir amel yapamadım. İslam'ı ayağa kaldıracak, Müslümanların gözyaşını silecek, yetimin başını okşayacak, insanların ruhuna dokunacak bir güzellik ortaya koyamadım. Ne olur Kadir gecesini seninle aramdaki duvarları kaldırmaya, seninle aramdaki perdeleri izale etmeye, seninle aramdaki uzaklıkları yakınlığa tebdil etmeye vesile kıl diyerek bir çabayla, bir arzuyla, bir özlemle, bir niyetle Kadir gecesine ulaşırsak o zaman Kadir gecesi nasıl sahabeyi kirama bin aydan daha fazlasını bahşetmişse bizim de kazancımız öyle olacak. Dükkanı açık olmayana çarşıda müşteri çok olsa da kar gelmez, kazanç gelmez, ticaret olmaz, satış olmaz. Önce dükkanımızı açacağız, önce kalbimizi açacağız, önce kendimizi hazırlayacağız. Üstelik biz Kadir Gecesi gibi Kıymetli gecelerde çalışma düşüncesindeyiz. Halbuki öncesinden çalışılır. Kadir gecesinde mükafatlar dağıtılır ve Kadir gecesinde mükafatlar alınır. Bayram günü mükafatlar alınır. Şimdiden çalışmaya başlamalıdır. Öncelikle bu geceye Hazreti Allah Celle Celaluhu niçin Kadir gecesi demiştir? Leyletül Kadir. Kur'an'ın indiği geceye Leyletül Kadir diyor Allah Allah. Kapkara olmasına rağmen, zifiri karanlık olmasına rağmen, velev ki gece gökyüzünde ay olmasa da, yıldız olmasa da, bütün elektrikler, mumlar, kandiller sönük de olsa o gece Kur'an'ın indiği bir gece olması hasebiyle kendisine Kadir gecesi denilmesi layık görülür ne demek kadir? Kadir kelimesi Arapçada farklı farklı manalara geliyor. Kadir takdir edilen demektir. Bir şeyi takdir etmek, ölçmek, bil, e, biçmek ve belirlemek demektir. Ezelde Allah'ın ilminde takdir edilenler bu gece levh-i mahfuza intikal ettiğinden dolayı, levh-i mahfuzda izhar edildiğinden dolayı bu geceye Kadir gecesi dendiğini söyleyen alimler var. Diğer bir manası Kadir Ömen kud ve men kudir aleyhi rizquhu ayeti kerimesinde kullanıldığı gibi bir şeyin dar olması demektir. Küçük olması demektir. Niye bu geceye darlık gecesi diyor Cenab-ı Hak? Çünkü diyorlar melekler gökteki melekler bu gece tenezzelül melâiketü ve rûhu fîhâ bi idni rabbihim. Rablerinin izniyle gökten yere inerler. Gökten yere inmelerinin hikmeti de var. Acayip. Meleklerin ibadetleri, meleklerin yaptığı ameller yeryüzüne iniyorlar ki büyük bir özlem, büyük bir iştiyak, herkes vazifesini ter, efendim mekanını terk ediyor, buraya geliyor. Çünkü Kadir Gecesi burada. Kadir Gecesi yeryüzünde. Melekler de Allah'tan izin istiyorlar. Ne olur Allah'ım? Biz eğer burada bir secde yapacaksak, dünyaya indiğimizde bizim secdemiz bin ay aralıksız devam eden secde kadar kıymetli olacak. Bize müsaade et de secdelerimizi, rükularımızı bu gece dünyada icra edelim. Biz de Kadir Gecesi'nin faziletinden istifade edelim diyerek Cibril-i Emin de melekler de semadan yeryüzüne iniyorlar. İşte meleklerin inişiyle beraber nüfus artıyor. Dünya nüfusu artıyor biz görmesek de yeryüzünde bir sıkışıklık bir kalabalık olduğu için bir darlık olduğu için Leyletül Kadir denmiş. Diğer sebebi ise Kadir şeref demektir. Kadir şeref demek. Bu geceye şeref gecesi, kıymetli gece, değerli gece, üstün ve yüksek bir gece denmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Bize bizim akranımız olan birisi bizim gibi olan birisi gelse dese ki sen çok şerefli, çok kıymetli, çok değerli birisisin. Belki hoşumuza gider ama bunun ifade ettiği anlam bize kattığı çok fazla bir şey olmaz. Ama aynı şeyi bir insana hocası söylese, rahle-i tedrisinde bulunduğu, ders okuduğu hocası ona dese ki sen benim en parlak, en şerefli, en kıymetli gözümün nuru talebesisin. Bir talebe hocasından bu sözü duyduğu zaman onun için çok kıymetlidir. Birincisine nispetle birinci iltifata göre aynı kelimeleri hocasından duyduğu zaman talebesi talebe arkadaşından duyduğundan daha çok sevinir. Aynı kelimeler. Yine o talebe hocasından duyduğu kelimeleri bir gün mürşidinden kamil mürşit olan bir Allah dostundan bu iltifata mazar olsa onun için çok daha farklı olur. Belki mümkün olsa bu sözlerin aynısını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duysa. Elhamdülillahi'lledi Ebu Salim'e dediği gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte Kur'an-ı Kerim okurken tatlı tatlı okuyuşunu duyunca yanına gidiyor. Bir köle azatlısı olan Ebu Salim'in omuzuna elini koyuyor ve onun gözlerinin içine baka baka Ebu Salim'e diyor ki Elhamdülillahillezî ce'ale fi ümmeti mislek. Senin gibi birini ümmetimden kılan Allah'ıma hamdolsun diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona iltifat ediyor. Hazreti Zahir diye bir sahabe var sakat ayaklarında, kollarında, bazı azalarında sıkıntılar var. Onun için toplumda hep çekingen, kendini ifade edemiyor, söylemek istediklerini söyleyemiyor. Cemiyet içerisinde hep mahcup. Bir gün zoraki taşıdığı sepetiyle Medine çarşısında ihtiyaçlarını temin etmeye çalışırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkasından geliyor sessizce Hazreti Zahir'in gözlerini kapatıyor. Hazreti Zahir ne olduğunu anlayamıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafında kendisini şaşkınlıkla, tacüple takip edenlere seslenerek "Bir kölem var. Satın almak isteyen var mı?" diyor. Satılık bir kölem var. Almak isteyen var mı dedikçe insanlar etrafına toplanıyorlar. Hazreti Zahir bir müddet sonra gözünü kapatanın, kendisine bu şakayı yapanın Peygamber Efendimiz olduğunu anlayınca bütün varlığıyla beraber Resulullah'ın kucağına kendini bırakıyor. O kadar mutludur ki, o kadar sevinçlidir ki. Resulullah'ın kolları arasında olmak ne büyük bir nimettir. Allah onun merhametinden, şefaatinden, onun iltifatından bizleri mahrum etmesin. Hazreti Zahir Rasulullah'ın kucaklarına kendini bırakıyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ya Resulallah boşuna uğraşma. Benim gibi bir adama kimse bir dirhem bile teklif etmez. Beni satamazsın kimseye. Üstüne para versen beni kimse almaz." deyince Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Zahiri gözlerini açıyor ve orada merakla kendisini bekleyen bütün sahabe diyor ki: Allah'a yemin olsun ki bu zahir dünya dolusu altından Allah katında daha kıymetlidir buyuruyor. Allah katında dünya dolusu altından daha kıymetlidir. Peygamberin bu iltifatına mazhar olmak, bir kelimesinin muhatabı olmak yeryüzündeki bütün nimetlerden daha kıymetli oluyor. Daha ötesi de var. Bir de aynı şeyi Hazreti Allah'ın söylediğini düşün. Nitekim Hz. Ebubekir Bekir Sıddık radıyallahu an peygamberin gönderdiği bir fakire üzerindeki elbiseyi verip onu boş çevirmemiş ve mescit, mescitte ezanı Muhammed'i okurken üzerinde kıyafeti olmadığından dolayı Hz. Ebu Bekir Sıddık evinde mahpus kalmıştır. Cenab-ı Hak Cibril-i Emin'i Hazreti Resulullah'a yolluyor. Koş ya Muhammed. Dostun, sadık arkadaşın Ebu Bekir Sıddık evinde mahsur bir vaziyettedir. Ona imdat et diyor. Ona Allah'ın selamını ulaştır diyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem koşarak geliyor. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a ya Ebu Bekir Allah sana selam ediyor deyince Hazreti Ebu Bekir bu zevkten, bu coşkudan, bu sevinçten kendinden geçiyor. Ben kimim ki Allah bana selam ediyor diyor. Evet, eğer bir insana hocası, annesi, babası, şeyhi, bir insana peygamberi, bir insana Allah iltifat ederse, sen benim katımda değerlisin derse her birinin sözü her birinin iltifatı diğerinden kat kat daha fazladır. Hele bir şey Allah şerefli demişse Allah'ın nasıl Allah'ın yüceliğinin azametinin nihayeti yoksa onun bu isimle andığı bir peygamber olabilir, bir kitap olabilir. Kulhu ve nebeün azim. Bu kitap çok büyük bir haberdir veyahut da inneke ala hulukin azim der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını met eder. Veyahut da Kur'an'ın indiği geceye Leyletül Kadir der. Bu gece değerli bir gecedir. Bu gece üstün bir gecedir. Bu gece şerefli bir gecedir diyorsa Allah'ın bir geceye bir zaman dilimine bu ismi vermesi bu iltifatta bulunması ona şeref gecesidir demesi gösterir ki Kadir Gecesi'nin şerefinin bizim anlayacağımız bir nihayeti yoktur. O zaman biz uçsuz ve bucaksız bir nimet sahiline hazırlanıyoruz. Ona göre gafletten uzak, haramdan uzak, ihanetten uzak ibadete yakın Allah'a karip bir geceyi idrak etmeye çalışalım. Cenab-ı Hak inna enzelnahu fi leyletil kadir diyerek ben biz bu Kur'an'ı Kadir gecesi indirdik diyerek bu ifadeyle sadece bu cümleyle bu ayet-i kerimeyle beraber Allah Celle Celaluhu dört cihetten Kur'an-ı Kerim'e iltifatta bulunuyor. Birincisi inna enzelnahu. Onu biz indirdik diyerek Kur'an-ı Kerim'in şerefini önce bize anlatıyor. Biz indirdik. Hazreti Allah'ın indirdiği. Hazreti Allah'ın kendisiyle buluşmamızı, tanışmamızı istediği onun gönderdiği bir kitaptır. Ona yüz çevirme hakkımız yoktur. Onu sadece Allah'ın kitabı diye okumalı ve mükafatını ondan beklemelidir. Allah'ın kitabını okumayanların sonu hüsrandır. Dünyada ne icat ettiklerinin, ne ürettiklerinin anlamı yok. Bazıları cahilce bir soru soruyorlar. Diyorlar ki Edison elektriği bulmuş veya da bir başkası bir başka bir şey bulmuş. Bak insanların hizmetine sunmuş. Milyonlarca insan onun icadından istifade ediyor. E bu adam cehenneme girse adalet midir diyorlar. Sen kim adaleti sorgulamak kim? Ben kim Allah'ın adaletini anlamak kim? Kardeşlerim, bir insan kimden ücret talep eder? Zeydin bahçesinde çalışan, Zeydin zeyt için çalışan Amır'dan gidip para isteyemez. Gittiğinizde Amr, sen benim bahçemde çalışmadın ki sen benim için mi bir iş yaptın? Hayır, Zeyt için. Git paranı Zeyt'ten istese dese bunda bir adaletsizlik var mıdır? Adaletsizliğin ta kendisi Zeyd için çalışıp amırdan ücret istemektir. Hem hamakattir, hem ahmaklıktır, hem de ahlaksızlıktır. Bu dünyada bir şeyler keşfedenler, icat edenler, eğer bunu sadece Allah rızası için yapmış olsalardı, Allah'a imanı edip Allah için bunu yapmış olsalardı, kullardan hiçbir şey beklememiş olsalardı, o zaman zaten mümin olur, cennete girerlerdi. Ama icat edenler daha çok para kazanmak, şöhret için, insanlar için bunu yaptılar. İnsanlar için yaptıkları için insanlar da onlara mükafatını verdi. Onun hakkında ciltlerce kitaplar yazdılar, müzeler açtılar, sokaklara ismini verdiler. İnsanlar kendileri için fayda temin edecek bir icadı yapana mükafatını verdiler. Allah için yapsaydı Allah cennetine layık görürdü. Bir namaz bile Allah için yapılmadıktan sonra onun mükafatı olmaz. Şeytan bizim namazımızla uğraşmaz. Şeytanın namazla işi yok. Şeytanın oruçla, zekatla işi yok. Şeytanın asıl derdine bütün yaptıklarımızı Allah adına yapmakla işi var. Şeytanın ve avanesinin bütün meselesi yaptığımız ibadetleri Allah için yaparsak zoruna gidiyor. İnsanlar için namaz kıl. Tam istediği şeydir. Namaza seni o kaldırır. Zekatını insanlar desin diye ver. Şeytanın istediği şeyin ta kendisidir. Orucunu zayıflamak için tut. Şeytanın istediği bir şeydir. Bunlar razıdır şeytan. Bunun için sana vesvese vermez. Şeytanın şeytanın ordularının, şeytanın safında yer alan bütün İslam düşmanlarının tek derdi siz İslamiyet mi getireceksiniz? İslamiyeti biz size getiririz. Çarşaf mı giyeceksiniz? Biz veririz. Yeter ki giyeceğiniz çarşafınız okuyacağınız Kur'anınız, yaşayacağınız dininiz Allah için olmasın. Allah namına olursa o zaman bunları istemiyoruz derler. Onun için bir mümin Kur'an-ı Kerim'i Allah için okumalı, Allah için ibadet etmeli, Allah için oruç tutmalı ki mükafatı ondan olsun. İnne enzelnahu fi Leyletil kadır <laughs> biz Kur'an'ı Kadir Gecesi indirdik derken Kur'an'a dört şekilde iltifat ediliyor. Bir, onu biz indirdik diyerek. Biz getirdik onu. Bir. İkincisi, ben demeyip biz diyerek Allah azametine işaret ediyor. Çünkü kıymetli şeyler icra edilirken orada teklik ifadesi olmaz. Orada herkes bir arada olur. Yani diyelim ki biz Amerika'yı fethedeceğiz. Rusya'yı fethedeceğiz. O zaman tek başına bir kimse gidip Amerika'yı fethetmeyecek. Bütün yüreği imanla tutuşmuş insanlar bir araya gelecek. İşte Kur'an'ın indirilmesi yeryüzünün fethi olduğu için Allah Celle Celal onu biz diye ifade ederek Kur'an'ın azametine işaret etmiş oluyor. İnne enzelnahu onu biz indirdik derken Cenab-ı Hak Kur'an'dan bahsetmiyor ki. Sadece zamir getiriliyor. O diyor. O diyor ama herkes anlıyor onu. Kur'an'ı ben indirdim demeye gerek duyulmuyor. Kur'an o kadar muazzam. Kur'an Allah tarafından indirildiği o kadar net, açık, seçik ki fe, belagatıyla, fesahatıyla, mucizeleriyle o deyince herkes neyin olduğunu anlıyor. Bir de fi leyletil kadir deniliyor ki Kur'an'ın indiği geceye şerefli bir gece deniliyor. Allah Kadir gecesinin şerefinden, faziletinden, nimetinden, lütfundan, sevabından, güzelliklerinden hepimizi müstefi eylesin diyor ve sizleri Allah'a emanet ediyorum.